Ben Kayseri'ye gelirim de, hele hele Ramazan'da gelirim de, sevgili kardeşime uğramadan gider miyim? Madem yolum Talas'a düştü, hemen oradan pat Erciyes yoluna böyle bir saptım. Ümit kardeşimin, Ümit ustamın yanına geldim. Nasılsın? Abi hoş geldin. Ben iyiyim abi, sağ ol. Sen nasılsın? Teşekkür ediyorum. Çok hızlı röportaj yapmak istiyorum. Ezan okundu, iftar oldu ama... Olsun. Sen çekimden dolayı açtın değil mi orucunu? Açtım, suyumu içtim abi. Elhamdülillah. Kardeşim, Ümit ustam, sana geldiğim zaman Kayseri'de, Ramazan'da ya da Ramazan dışında zaten aynı menü var. Aynen. Neler yiyebilirim? Bir say bana. Gadasını aldım. Şöyle abi, Ümit Usta Hisarcık Şubesi'nde ızgarasından Kayseri mutfağına, Kayseri mutfağından kahvaltısına, develi cıvıklısına dahil her şeyimiz mevcut. Yani Ümit Usta'ya gelenler mantı da yiyebiliyor, yaprak sarma da yiyebiliyorlar, yağlama da yiyebiliyor, içli köfte. Şimdi bir Ramazan'da bir kere pastırma veriyor musun? Çok pahalı veremiyor olabilirsin, saygı duyarım. Onu tercihe bıraktık, isterlerse veriyoruz. O yüzden tercihe bırakmak zorunda kaldık. Hurmamız onu var. Tabii Ramazan'da hurmamız, zeytinimiz, tulum peynirimiz. Dileyen olursa pastırma tabağı. Aynen, tabii ki onlar ekstra olarak isteniliyor. Karışık tabağımız. Dur, isteğine göre... Benim bayıldığım senin mercimek çorban sürekli var. Tabii ki o mutlaka var. Kemiklerde mi böyle? Tabii ilik suyuyla yapıyoruz onu. Ondan sonra geldim. Dedim ki mantı porsiyonumuz bu değil mi? Evet, bir porsiyon mantımız bu şekilde. Yoğurdumuz buradaki efsane. Nerenin yoğurduydu bu kardeşim? Bu Yahyalı'nın yoğurdu. Çok özel bir yoğurttur. Yahyalı yağ yoğurdu diye geçiyor. Sağ olsunlar, bir firma bize bunu üretiyor. Biz de memnuniyetle kullanıyoruz. Yaprak sarmamız var. Aynen, yaprak sarmamız var. Soğan salatamız var. Bu patlıcan mı? Közlenmiş patlıcan salatamız. Közlenmiş patlıcanımız var. Efendim, kebap yemek istemiyorsanız pide çeşitleri var. Bugün böyle var ya, kendimden geçtim ben de. Ben de bunu bekliyorum. Bunu bir anlat bana kardeşim. Nedir bu? Bu Kayseri'nin yağlaması. Biz bu şekilde servis yapıyoruz. Çok özeldir bu. Gerçekten ekmeğinden tutun etine her şeyinizi kendimiz imal ediyoruz burada. Etlerini kendimiz işliyoruz. Burada Kayseri yöresellerinden yağlama, mantı, yaprak sarma, içli köfte, bunların hepsi mevcut. Yani dışarıdan bir misafiriniz geldiği anda burada Kayseri'nin yöresellerini yedirebiliyorsunuz Ümit Usta Hisarcık'ta. Ha, bunu yemek istemiyoruz. Kebap çeşitleri yemek istiyoruz. Neler? Onlar da mevcut. Adana'mız, şaşlık kebabımız, küşlememiz, kanadımız, pirzolamız, bu tarz etlerin hepsi mevcut. Misafirlerimizin tercihine göre, yani her kişiye göre değişebiliyoruz. Menülerimiz her türlü değişebiliyor. İçli köftemiz. Peki bunu elle mi yiyeceğiz? Tabii ki. Ben bunu elle yiyeceğim. Bak Hüseyin abi, şunu bir göster. Biraz sonra elle yiyeceğim. Tatlı olarak da her geldiğimde sona kadar beklerim. Bak sana ben ilk defa bu kadar aç geliyorum ha. Farkında mısın? Röportajı bitirmeye çalışıyorum. Şimdi bu böyle tahinli. Ben bir de bunun üstüne kaymak koyuyorum. Üstüne biraz fındık, daha tahin, fıstık biraz atıyoruz. Daha fıstık atıyorum. Ondan sonra tutmayın beni. Kardeşim bu arada hayırlı Ramazanlar diliyorum. Sahurda açık değilsin herhalde. Değiliz. Fırıncaklar. Aynen, sahurda açık değiliz. Sadece peki tek... Ramazan'da iftardan önce servisin var mı? Sadece yok, yok. Sadece iftar saatinde açığız. Misafirlerimizi ağırlıyoruz. Ondan sonra kapatıp gidiyoruz. Her gün bu şekilde Ramazan boyunca devam ediyor. Peki diğer şuben Ramazan'da şu anda kapalı ama... Evet, şu anda kapattık orayı. Bir hafta kadar bir yenileme amaçlı tadilata girdik. Orayı kapattık. Sadece yukarı şubede çalışıyoruz. O da bitecek inşallah birkaç güne kadar. Ramazan'ın ilk haftasından sonra ikinci şubemizde devrede olacak yani inşallah. Yani şu anda da içinde bulunduğumuz salon VIP. Burayı da tabii özel günlerinizde, toplantılarınızda rezervasyon yaptırarak, dilediğiniz menüyü seçerek ya da dilediğiniz yiyecekleri seçerek aynen bu şekilde hazırlatabiliyorsunuz. Aynen. Kardeşim Allah kabul etsin. Teşekkür ederim, cümlemizinkini kabul etsin. Başlayalım. İnşallah. Eksiğimiz olursa yemekten sonra tamamlarız. İnşallah, teşekkürler, buyurun.